Sidra
فيك يا سيد الأولين والآخرين، فالحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في كل عام وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من الله لبحا من الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا
رحمة الله عليهم أجمعين.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. Saplarımızı düzeltelim, ön tarafa geçelim, arkadan gelenlere yer olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin, vel âkıbetü lil müttakîn, vel âkıbetü illâ lezzâlimîn. Ve salâtu ve selâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbi ecmaîn. اللهم يا ربنا يا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق الصراط المستقيم ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم يا ربنا يا إله العالمين يا رب. Kur'an'ında buyuruyorsun ki فَدُعُونِ فَسْتَجِبُ الدُّعَى. Siz bana dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim buyuruyorsun ya Rab. Ya Rab, biz sana hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle. Sen ki noksan sıfatlardan münezzeh olansın. Sen ki ellerin ve göklerin sahibi ve malikisin. Allah'ım bizleri sana karşı kulluktan ayırma ya Rab. لَبْلَاكَ لَبْلَاكَ مَا خَلَقْتُ لَبْلَاكَ. Ya Rab, yeryüzünün yaratılmasına vesile kıldın. Kur'an-ı Kerim'inde ahlakın metusena eyledin. وَاِنَّكَ الْعَلَىٰ قُلِدٍ عَظِيمُ olan اِنَّمَا بِعُسْتِ لِمُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَقْ sahibi Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolundan, çizgisinden bizleri ayırmalarım. Ya Rab, biz günahkarız. Mevlana'nın dediği gibi ya Rab, sen sadece Saidlerin Rabbi değilsin. Saidlerin Rabbi olsaydın bizim gibi şakî olanlar, isyana dalanlar, nisyan içerisinde bulunanlar ya Rab kimden medet bekleyecekti? Kapına geldik, affına sığındık şu mübarek günlerin yüzüsüyü hürmetine. Ya Rab bizleri rahmetinden, mağfiretinden, gufranından ayırma Allah'ım. Bizleri imandan, Kur'an'dan ayırma Allah'ım. Ya Rabbena ya İlahel Alemin, nusretini bu milletin, bu ümmetin üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Ya Rabbi bizlere bir ömür telak eyledin. Bu ömrün ikramında ya Rabbi sana kavuşmak var. Kavuşmadan önce de ya Rabbi kalbinde iman ile dillerinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek sana kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya İlahe'l Alemin. Ümmeti Muhammed'den hasta olanlar var. Hastalarımıza şafi isminle şifaları ihsan eyle. Dertli olanlara devaları ihsan eyle. Sıkıntıda olanlara sıkıntılarından bermurad eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya İlahe'l Alemin. Kullu nefsin zâidatul mevd. Sümme ileynâ turcaûn. Her nefis ölümü tadacaktır buyuruyorsun ya Rabbi. Geçmişten günümüze gelinceye kadar nice şehit cenazelerimiz oldu. Allah'ın cümlesini bizlerden razı kıl ya Rabbi. Ya Rabbi bugün mevlid okunmasına vesile olan Sultan Savrun bacımızın ruhunu şad eyle ya Rabbi. Mehmet emminin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Dudun emminin denemiş ruhunu şad eyle ya Rabbi. Okuttukları mevlidleri dergâh-ı izzetinde makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizler de vefat ettiğimiz zaman bizleri de hayır ile anacak nesiller ihsan eyle. Ya Rabbena ya İlahe'l Alemin. Mustafa Boran'ın ruhuna, Osman Boran'ın ruhuna, Leyla Boran'ın ruhuna, Fatma Boran'ın ruhuna, İlyas
yaslar için ruhuna ve bütün geçmişlerimize ya Rabbi rahmetinle muamele kıl ya Rabbi. Şu anda dışarıda cenaze namazını kılacağımız kardeşimizin de ya Rabbi ruhunu şad eyle. Makamın aleyle ya Rabbi. Geride bıraktığı aile fıradın Allah'ın sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya ilahe alemin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da yapılan dualara ilhak ile müstecap kıl Allah'ım. Ya Rabbena ya ilahe alemin. Dualarımızın kabulü için bu vatanı bizlere vatan eyleyen bütün şehid-i şühedanın ruhları için ve bu mevlidi okutan kardeşlerimizin, geçmişlerinin, Sultan Savrum'un, Mehmet Emin'in, Dudu Nenem'in ve bütün ölmüşlerimizin ruhları için ve uzaktan yakından şu cuma vaktinde dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Yaradan, yoktan var eden, Allah'tan gayrı hiç kimsenin bilmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın Resulü bizlere mutu kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. Yani ölüme hazırlıklı olun manasında Allah'ın Resulü bunları bizlere beyan ediyor. Demiyor mu bizim gönül dostumuz Mevlana'mız? Aldanma azizim şu dünyanın nakşına nakkaşına, Hazreti Adem gibi girsen hazaran yaşına, elbet konulacak başın bu musalla taşına, o zaman halini sorarsan harabe benzer, kabir denen yerde kendine bir dost bir yarın alabul diyor. İnsanın dostu dünyada üç tane dostu vardır. Bunu bizim sözümüz değil, Allah Resulü'nün sözü. Üç tane dostundan iki tanesinin vefasız olduğunu, bir tanesinin vefalı olduğunu. O üç dost nedir? Ailesidir, malıdır ve amelidir değerli kardeşlerim. Bakın, malı mülkü bir insanı evinden mezara kadar da gitmez. Hiçbir şey yapmaz. Ama ailesi mezara kadar gider. Ama onun yanında kalıcı olan tek bir şey var. O da beraberimizde götürdüğümüz amellerimiz, yapmış olduğumuz işler ve fiiller değerli kardeşlerim. Müminin niyetinin amelinden daha güzel olduğunu Allah Resulü beyan ediyor. Okudu gayet kelimeleri Müttesir suresinde 2. sayfada. Diyor ki Allahu Teala bizlere kullu nefsin bimâ kesebet rahîne. Herkes dünyada yaptığının ettiğine karşılık rehinedir. Yani yaptığından ettiğinden herkes sorumludur diyor değerli kardeşlerim. Kullu nefsin bimâ kesebet rahîne illâ ashâbel yemîn. Yarın mahşer günü kopma kurulmayacak mı? Orada herkes hesap defteri görülmeyecek mi? Herkes acaba o mahşer gününde benim defterim sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek diye o beklenti halindeyken sağdan verilen zümre diyor bakın. Orada diyor illa ashabil yemin. Defterini sağından alacak zümre ma selekakum fi sakar. Onlar cennetliktikler ve derler ki ma selekakum fi sakar. Cehennem ehlini derler ki diyor sizi diyor bu cehenneme sokan neydi? Niye cehenneme talip oldunuz? Niye bu sakar cehennemine girdiniz dediği zaman onlar derler ki diyor galu lemnekumuna musalline. Biz dünyadayken namaza ehemmiyet verenlerden değildik. Namazı önemseyenlerden değildik. Kılan da yaşıyor, kılmayan da yaşıyor. O da hayat sürüyor, o da hayat sürüyor. Halbuki sabah da değindik. Kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği ibadetinin o ibadet olduğunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. قَالُوا لَمْ نِكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Namaz kılanlardan değildik. Ve diyor ki وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Din gününü yalanlıyorduk diyor. Hesap gününü yalanlıyorduk. Allah bizleri yalanlayanlardan eylemesin. Ona uyanlardan eylesin. Din günü nedir? Hesap günü nedir değerli kardeşim? Yarın وَالْبَاسُ بَعْدَ الْمَوْتِ Öldükten sonra dirildiğimiz zaman işte o din gününde olacaktır. Peygamber Efendimiz'e
Übeyye İbni Bakın, Bilal-i Habeşi'ye o kadar zalimlik yapan Ümeyye isminde bir tanesi var. Bir gün bir kemik parçalarını topluyor, böyle bir araya getiriyor. Kemik parçaları zaman aşımına girdiği zaman topraktır ana maddesi çünkü. O da böyle toz haline gelmiş. Peygamberin huzuruna vardığı zaman diyor ki, ya Muhammed diyor, tekrar diyor, bunlar mı bir araya gelip de dirilecek insan olacak, yani dirilecek adam olacak deyince, Resulullah Efendimiz onlara o dilden bildikleri için diyor ki, evvelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe fe izâ huve hasîmun mübin. İnsan oğlu görmüyor mu, ben onu bir nutfeden yarattım, bir sudan yarattım. Ve Rabbına niye hasım kesiliyor, niye Allah'a düşman kesiliyor diyor. Bakın değerli kardeşlerim, o din gününü yalanlayanlardan Allah bizleri eylemesin. O din gününde hani Anadolu terimiyle ak koyun, kara koyun Allah belli edecektir değerli kardeşlerim. Allah bizleri o gün gelmeden evvel o güne hazırlıklı olmayı Allah sizlere bizlere nasip ve müessel eylesin diyoruz değerli kardeşlerim. Ve şairin sözüyle bitirelim hutbemizi. Azrail başına geldiği zaman döner mi ya Rabbim dil yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman, akar gözlerinden sel yavaş yavaş. Seni beni ılık soğuk suya koyarlar, o nazik bedenini kuryan soyarlar. Öldüğünü konu komşu duyarlar, gelir gider dostlar, gör yavaş yavaş değerli kardeşlerim. Kum fi dunya ke enneke garibun ev ardu sebulu ba'du nefseke fi ahlil gubur. Kendinizi dünyada bir garip, bir yolcu gibi hissedin. Ne mutlu o gariplere ki cennet onların olsun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Allah nice güzelliklere ermeyi nasip ve müessir eylesin inşallah. Ela inna senel kelam ve evlâ nizam kelamullahi melikil azizil allâm kâme âlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ buraya el-Kur'an feslemiûlâ ve ansıtû leallekum turhamûn estağzu billâh bismillahirrahmanirrahim innen dîn indallâhil islam sadakallâhul azîm. Allah indinde tek din İslam'dır. Kulina Muhammedin ve alâ nihme sahbî ecmâin. تنظيم النبي وتكريم الفخامة شان شرف الصفية فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya bakmayı emreder. Fenalığı, hayasızlığı ve çirkin olan şeyleri yasaklar. O tutmamız için Kur'an'da bizlere emir, öğüt ve nasihatler verir. Thank you.
orada. Peki. Amcam orada. Baba. Thank you.
Arkaya geliyor inşallah. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir cenaze geçerken sahabe-i kiram vecebe dedi. Onun hakkında güzel güzel sözler söylediler. Vecebe dedi. Bir başka cenaze geçti. Onun hakkında da sahabe-i kiram bir başka şeyler söyledi. Ona da vecebe dedi. Ya Resulallah dedi, bu vecebenin manası nedir diye sorduğu zaman Allah'ın Resulü dedi ki, siz kardeşinizi diyor hayırla yad ettiniz, Allah vacip kıldı ona cennetini diyor. Kötülükle yad ettiniz, Allah ona da cehennemini vacip kıldı diyor. Peygamber Efendimizin sözüdür, siz öyle bir ümmetsiniz ki kime hayır şahitlikte bulunursanız onun yeri cennettir. Kime kötü şahitlikte bulunursanız onun yeri cehennemdir. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın şahitlerisiniz. Bugün bak burada methun eyleyeceğimiz kardeşimiz. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar güzel bir cemaat. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah sizlerin şahitliğine ihtiyacımız var. Şu anda musalla taşında yatmakta olan merhum kardeşimize üzerinizde bulunan kul hakkı, komşuluk hakkı, arkadaşlık hakkı, iş hakkı, haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder helal misiniz? Helal olsun. Allah şahitliğinizi muteber kılsın. Bizden yana da helal olsun. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için namazı tarif edelim. Dört tekbirden oluşan cenaze namazı farz-ı kifaya bir ibadet. Birinci